Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş. Videolu yemek tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. İlk olarak bir orta boy patatesi soyup gösterdiğim şekilde doğrayalım. Patatesi haşlayacağız arkadaşlar. Püre yapabileceğimiz bir kıvama gelene kadar haşlayalım. Patates haşlanırken biz de hamurumuzu yapalım. Hamuru az yapacağım arkadaşlar. Tek bir bazlama çıkacak. Vereceğim tarif tek bir bazlama içindir arkadaşlar. Eğer fazla yapacaksanız 2 tane 3 tane 4 tane yapacaksanız aşağıda verdiğim yorumda verdiğim ölçülerin 2 katını 3 katını yapmayı unutmayın. Hamuru yapmak için un, süt ve tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını eritelim arkadaşlar, kaynatmayalım, direkt eritelim. Hamurumuz gayet kolay bir hamur, az malzemeli bir hamur. Tüm malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar, kullandığım tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya yazacağım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gayet yumuşak pamuk gibi bir hamur yaptım. Hamuru beze haline getirdikten sonra üzerine kapatacağım, streç çekeceğim ve yarım saat kadar bekleteceğim, dinlendireceğim. 50 gram kadar kaşar peyniri rendeliyorum arkadaşlar. Kaşar peyniri yerine tulum peyniri de kullanabilirsiniz fakat tulum peyniri kaşar peyniri gibi erimeyecektir, haberiniz olsun. Patatesim haşlandı. Üzerine karabiber, tuz ekliyorum ve 1 yemek kaşığı kadar mayonez ekliyorum. Mayonezle alakalı diyebilirsiniz. Fakat patatesi kremamsı bir kıvama getirecek. İstemeyen koymayabilir ama kullanmanızı gayet de tavsiye ediyorum. Kıvamını görüyorsunuz. tezgahımı unluyorum. Üzerinde hamurumu açacağım. Bu kısım önemli arkadaşlar. Hamuru ince açacağız. Kalınlığını zaten göreceksiniz. Fakat dediğim gibi ince açmak zorundayız. Diğer türlü hem iç pişmeyecektir hem de istediğimiz sonucu alamayacağız. O yüzden bu incelikte açalım. Hamurumu açtım. Açtıktan sonra tabana peynir ekliyorum. Kaşar peynirimi tam ortasına yaydırıyorum. Kaşar peynirinin üzerine hazırladığım patates püresini ekliyorum, güzelce yaydırıyorum. Son olarak tekrar üzerine kaşar peyniri serpiyorum ve kapatmaya başlıyorum. Bu kısım önemli arkadaşlar. Kapatma kısmında gayet dikkatli olmanızı istiyorum. Hamuru kapatırken açık kalmadığından emin olmanızı istiyorum. Yoksa tavaya koyduğumuzda sıcakla birlikte içerisindeki kaşar peyniri yaptığımız hazırladığımız harç içine dökülecektir. Bu da tüm emeklerimizin boşa gittiğini gösterir. O yüzden dediğim gibi dikkat ederek yapalım. Hamuru kapattıktan sonra tekrar merdane ile üzerinden geçiyorum. Orta kalınlık diyebileceğim bir kalınlığa getiriyorum. Geldik pişirme kısmına. Tereyağını ekledim tavaya güzelce eridikten sonra bazlamamı ekliyorum. Altlı üstlü kızartalım arkadaşlar. İkide bir de çevirmek çok iyi bir şey değil. Çevirirken yırtılabilir çünkü o yüzden az aralıklarla piştiğinden emin olarak çevirelim. Bazlamam hazır. Ocaktan alıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Video hoşunuza gittiyse eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sayfamızı da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.